Piyasa hattından herkese tekrar merhaba. Tekrardan iyi haftalar dileyerek başlayalım efendim. Geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Hem veri akışı açısından hem de malum içeride yeni düzenlemeleri yine takip ettiğimiz bir haftaydı. Bu haftaya başlarken ise yine TL varlıklarda aslında değerlenmenin devam ettiğini görüyoruz. TL bazında borsada yeni rekorları yine konuşmaya devam ediyoruz. Bir yandan tabii küresel piyasaların odağındaysa geçtiğimiz hafta özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam verisi, ardından da bu hafta tabii özellikle o verinin detaylarını da yine konuşacağız ama bu haftada yine baktığımız zaman ABD'de enflasyon verisi oldukça kıymetli olacak. Tarım dışı istihdam verileri sonrasında belki beklentinin altında da olsa işsizlik tarafında hala ciddi anlamda bir bozulma olmaması biraz piyasalar tarafında bugün hem Avrupa'da hem ABD'de aslında biraz baskı olduğunu gösteriyor. Tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş vardı. Bugün ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıkta özellikle %2'ye varan yükseliş dikkat çekici. Ana hikaye bu. Hem içeriye hem dışarıya gelin rakamlara birlikte bakalım. Ardından Yunus Kaya bizlerle olacak, sermaye piyasaları danışmanı. Ve yine biraz bugün bakır fiyatlarını konuşacağız. Çünkü özellikle emtia tarafında bakırla ilgili beklentiler de dikkat çekici. %1'lik Borsa İstanbul tarafındaki tabii prim bugün dikkat çekiyor. 7473'e ulaştı Borsa İstanbul. Bugünse CDS'teki aslında hareketi geçtiğimiz hafta çok konuşuyorduk. 400'lerin altına geldi diyorduk ama bu haftaya başlarken aslında ulaştırma endeksi biraz daha önde gidiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bankacılık yatay, gördüğünüz gibi sanayi tarafta da prim var ama görece nispeten hani ulaştırma endeksine göre kıyaslıyorum tabii. Çünkü burada gördüğünüz gibi %5.83 malum. Hava trafiği ciddi anlamda dikkat çekiyor. Turizm sezonu bir yandan tabii turizm tarafında gelirleri de konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz orada farklı dinamikler var. Hizmet enflasyonunu çok konuşuyoruz. Merkez Bankası'nın zaten metinlerine de girmişti. Burası biraz ayrı bir hikaye ama ulaştırmadı. Bugün %5.81'lik prim dikkat çekiyor. Kurda bir yataylaşma olması en çok konuşulan husus. Malum rezervler tarafında aslında artışta da bir ivme kazanılmıştı ama kurda da yataylık şu anda. Tabii bu yatay seviye aslında bir süredir 27 seviyelerinde, bu da dikkat çekiyor. Bakalım oradaki hareket nereye evrilecek? Çünkü dolar endeksini görüyorsunuz biraz aslında yüzlere kadar hani gerilemişti. Orada tekrar 102'lerin üstüne çıktı. Burası dikkat çekici. Euro dolar paritesi de 1.0972 işlemler bu şekilde geçiyor. Şimdi küresel piyasalardaysa tabii tahvil hareketleri çok çarpıcı. Almanya'da özellikle bugün gelen 30 yıllık tahvil faizinin rekor seviyelere ulaşması, ABD tarafında keza yine 10 yıllıkta bugün tek günde %2'lik hareket olması. Bunlar tabii borsaları baskılıyor. Bugün Avrupa'da da öyle hacimsiz bir borsa ve işte gördüğünüz gibi Londra'da, Paris'te, Frankfurt, İtalya endeksinde yine %1'lere varan bazı özellikle İtalya'da %0.83 yani %1'lere varan kayıplar var. ABD tarafında ise vadelilerde biraz hareketler olmuştu. Hatta şu anda toparlanma çabası içerisinde vadeli tarafta. Ama bakalım endeks açılışlarına nasıl yansıyacak? Çünkü ABD'de bilanço sezonu devam ediyor. Nvidia özellikle bu haftanın en önemli bilançolarından olacak. Çünkü biliyorsunuz S&P tarafında hareket çok konuşuluyordu. O hareket başladığında da Nvidia ile özellikle hareketin başladığı ifade ediliyordu. Dolayısıyla böyle bir ortam var. Emtia cephesinde ise buğday fiyatları hareketli çünkü yine Ukrayna meselesi, Rusya'nın saldırısı bunlar konuşuluyor. Ama biz bugün biraz daha bakır üzerinden konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz küresel tarafta aslında yavaşlama sinyalleri, bunlar bakır fiyatlarına nasıl yansıyor? Malum o da ekonominin küresel tarafta da öncü göstergesidir. Bakır fiyatlarındaki toparlanma ne kadar devam edecek bunları konuşacağız. Altın bugün biraz satıldı. Tabii tahvil tarafına giriş var. Dolayısıyla 1934 dolar. Ons altın. İçeride gram altını da etkiliyor ama biraz daha sınırlı. Orada 1679'a geldi gram altın biliyorsunuz. Brent petrol tarafında da bugün biraz baskı var aslında. Ama halen daha yumuşak iniş mi, sert iniş senaryosu mu? Bunlar tartışılıyor olacak genel anlamıyla küresel piyasalarda diyelim. İntegral'den yorum alacağız. Şimdi Başak Kara bizlerle olacak. Hemen dönelim ve soralım. Başak Kara, iyi haftalar diliyoruz sizlere de. Ne dersiniz bugün için piyasalardaki görünüme? Merhabalar, iyi haftalar dilerim. İyi yayınlar. Endeks tarafında geçtiğimiz hafta 7400 seviyesi üzerine tutulmasıyla beraber yukarı yönlü hareket devam ediyor.
Cuma günü ulaştırma endeksinde ciddi bir yükseliş vardı. O hareketin devamlılığını aslında izliyoruz ve bu tarafta endeksi destekliyor. Diğer taraftan baktığımızda beklentisi iyi olan, yani bilançosu iyi olan beklentisi olarak iyi olan şirketlerde bir yukarı yönlü bir hareketlik söz konusu. Bu sabah saatlerinde Sasa'nın bilançosu geldi ve kur farkı giderin bastırdığını gördük ve endekste de aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. Diğer taraftan baktığımızda enerji sektöründeki hisseler özellikle uzun zamandır uzun soluksuz bir yükseliş hareketi içerisindeydi. Bu taraftaki kar realizasyonları da endeksi baskılıyor. Diğer taraftan ikinci çeyrek bilançoların bu hafta çok yoğun olacağı bir hafta olacak. Türk Hava Yolları, Birisa gibi şirketlerin bilançoları gidecek. Önemli şirketlerin bilançolarını takip edecek. Bu noktada bu tarafta takip ediyor olacak. Diğer taraftan halka arzlara yoğun bir ilgi var. Çünkü yatırımcı sayısında da 5 milyon aşan bir yatırım sayısı var. Halka arzlara genel bir ilgi var. Bu hafta da yine halka arzı olacak. Dolayısıyla yatırım sayısını takip edelim. Bu noktada yatırım sayısının artışlar söz konusu olabilir. Tabii enflasyondan korunma aracı olarak DİS tarafı, yani DİS DİS tarafı önemli bir alternatif. Dolayısıyla buraya ilgi devam ediyor. Teknik anlamda biraz daha yorumla emareleri var endekste. Ancak şu an için yukarı yönlü bir hareket devam ediyor. 7500 seviyesini takip ediyoruz bu tarafta. Destek seviyesi olarak da 7300 ve 7200 seviyelerini takip ediyoruz. Yine küresel tarafta önemli bir hafta. ABD tüfe verisini karşılayacağız. Şimdi uzun zamandır hem manşet hem çekirdek tarafta baz etkisinde bir düşüş vardı, evet. Ama baz etkisinin bitmesiyle beraber enerji maliyetlerinde yükselişler söz konusu olabilir. Hani bu tarafı takip edeceğiz. Beklenti üstünde gelen bir çekirdek enflasyonları manşet tarafta, bu tarafta hem küresel piyasaları hem de emtiaları bu tarafta baskılayabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Biraz piyasa üzerine yorum alalım. Yunus Kaya bizlerle. Sermaye Piyasaları Danışmanı, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi borsa yeni haftaya yine yükselişle başladı ama özellikle tabii şunu sormak istiyorum. Bir süredir hep böyle işte mevduat faizleri %40'lara ulaştığında tabii özellikle borsaya alternatif olacak mıdır, buraya bir kayış olur mu diye tartışılıyordu. Şimdi tabii orada ciddi bir gerileme yaşandı. Yeni alınan önlemlerle birlikte çeşitli tabii adımlar atılmıştı Merkez Bankası tarafından. Dolayısıyla burada 12-13 puanlık bir düşüş mevduat tarafında enflasyonu. Enflasyon da geçtiğimiz hafta karşıladığımızda sadece aylıkta neredeyse %10'a ulaşınca tabii şimdi nasıl korunacak yatırımcı? Yine borsa iyi bir alternatif olur mu diye biliyorsunuz tekrar konuşmaya başladık. Önce böyle başlayalım. Ne dersiniz? Nasıl görünüm? Evet, piyasada rekor üstüne rekor geliyor. Memnun olan yatırımcı sayısı çok fazla tabii ki. Yaklaşık 5 milyon yatırımcının olduğunu düşünürsek bu süreçten yatırımcıların karlı çıktığını net olarak söyleyebiliriz. Önümüzdeki döneme de nasıl yansıyacağına baktığımız zaman pozitif bir beklentinin sürdüğünü gözlemliyoruz. Aslında ana unsur burada iki tane likiditenin sağlanmasıydı. Bunlar nedir? Birincisi yurt içi yatırımcının talebi. İşte söylediğiniz gibi mevduatta üst sınırın gelmesi, aşağı doğru mevduat faizlerinin düşmesi borsaya olan akımı devam ettirdi. Bir diğer unsur da yurt dışından akımın gelmesi. Neredeyse 10 yıldır olmayan bir tempoda her hafta borsaya yabancı yatırımcının girişini görüyoruz. 2 ayda 2 milyar dolar para girişi oldu borsaya. Bu çok ciddi bir rakam. Önce giren kazanıyor. Yani erken giren yatırımcının kazandığını görüyoruz ki örnek vermek gerekirse Haziran ayında 180 milyon dolarlık yabancı yatırımcı Türk Hava Yolları almıştı. Şu anda aldıkları dolar bazda ciddi kârdalar. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4400'lerdeydi seçim öncesinde. Şimdi %70 prim yaparak 7500'lere geldi TL bazda. 5700'deydi yıla başladığı zaman zirvesi. O zirveyi de kırdıktan sonra %32 üstüne geldi. %33 neredeyse. Müthiş rakamlar. Ama ana unsur hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun bir akımın bu tarafa gelmesi olarak gözüküyor. Likiditenin sürmesi Borsa İstanbul'daki yükselişte devam ettiriyor gözüküyor. Evet, burada tabii dediğiniz gibi hani bir SEP tabii lokal para birimiyle konuşuyoruz ama dolar bazında da bir ara çok hani
tartışılmıştı. Yani işte dolar bazında endeks bir yere gidemiyor diye. Şimdi kurda tabii bir yataylaşma olunca bu da yine konuşulmaya başlandı. Ama aslında tabii daha da önemlisi yabancı bankalar üzerinden alım yapar diyebildiğimiz o klişe bu sefer de bu şekilde devam edecek mi? CDS'teki gerileme, bir yandan tabii bankalarla ilgili regülasyonların tekrardan düzenlenmesi bekleyişi ya da diğer bir ifadeyle mevduat faizlerindeki geri çekilme, kredi faizlerinde ise yükselişin devam etmesi. Burada karlara nasıl yansıyacak, pozitif yansıyacak ya da diye beklentiler var. Biraz onu sormak isterim. Hani bugünlük bu ulaştırma tarafında yine ralli, bankalarda ise bir soluklanma. Bunu bir trend gibi mi okumak gerekiyor? Nasıl algılıyorsunuz? Özellikle bankaları sormak istiyorum. Türkiye genelinde zaten şirketlerin karlılığında bir düşüş gözlemlenmişti birinci çeyrek. İkinci çeyrekte bu düşüşün devam etmesi bekleniyordu ki analiz tahminleri yapılan yaklaşık 92 şirketin toplamında net kar artışı geçen yıla göre %16 bekleniyordu. Ancak gelen rakamlar bize şunu gösteriyor. Şimdiye kadar 24 şirket açıkladı. Mesela 92 şirket içerisinde, kar tahmini beklenen şirketler içerisinde. Bunlar arasında Sasa yok tabii. Sasa bugün biraz negatif etkilendi ama 24 şirket açıkladı ve bu 24 şirketin sadece 2 tanesi beklentilerin altında kar açıkladı. O da Arçelik ve TAL. 16 şirket beklentileri aşmış durumda ki %66 yapıyor toplama vurduğunuz zaman. Bu çok iyi bir rakam. Yani aslında ikinci çeyrek tahmin beklenen şirketlerin birçoğu, bunlar içerisinde bankalar da var, analiz tahminlerinde de üzerinde net kar getirdiler ki bu piyasanın bir itici gücü oldu. Geçen yıl da 3. çeyrekte böyle bir dönem yaşamıştık. Yaklaşık o dönemde de bilanço açıklama döneminde %50'lik bir rally yaşanmıştı. Beklentilerden iyi gelen sonuçlar bunda destekleyici güçtü. Artı tabii başka faktörler de unsur etkili olabiliyor. Şu anda da Türkiye ekonomisinin ilerisi için bir kredi açılıyor belli ki piyasalarca. 700'den 400'lerin altına gelen CDS bunun sinyali olarak gözüküyor. Diğer taraftan yurt dışından para girişinin devamı da işte en son 2013'te gözükmüştü 8 hafta üst üste. Muhtemelen bu 9. haftaya da taşıyacak. Yoğun yabancı girişi piyasalara bunu destekliyor. Şirketler de bundan etkileneceklerdir. İkinci çeyrek hani beklentilerin biraz daha iyisi gelse bile 3. çeyrek ve 4. çeyrek daha da iyi olacaklar sonuçlar. Onu gösteriyor. Beklentiler bu yönde revize ediliyor. Bu da dolayısıyla borsa şirketlerinin performansına da pozitif yansıyacaktır diyebiliriz. Burada mesela endeksler bazında düşününce mesela sanayi tarafta beklentiler nasıl şekillenecek? Çünkü geçtiğimiz hafta PMI verileri eşiklerinin altında diyorduk. Bir yandan sanayi üretimi tarafında da tabii önceki aya göre bir düşüş olabilir diye öncü göstergeler. Özellikle ihracat kanalları burada biliyorsunuz sorunlu. Avrupa genelinde ciddi anlamda işte Almanya'nın teknik resesyonda olduğunu vesaire konuşuyoruz. Endeksler bazında bir ayrışma hangilerinde yaşanabilir? Üçüncü çeyrek için, dördüncü çeyrek için. Çünkü ilk çeyrek biraz değil en çok konuştuğumuz deprem etkisiydi. İkinci çeyrekte yine belli başlı unsurlar yani seçim özelinde özellikle işte baskı oluşturuyor diye konuşmuştuk. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek için resesyon ihtimalleri, yavaşlama ihtimalleri mesela ne kadar etkili olabilir? Evet, bu tabii ki etkili olabilir. Yurt dışındaki gelişmeler bir süre sonra bize de yansımasını yapacaktır ama orada yurt dışında yılbaşından beri ilginç bir gelişme oldu. Resesyon beklentileri vardı yıla başlarken fakat bunu kolayca atlattılar ve sonra yumuşak iniş moduna geçildiğini görüldü. Küçülme beklentileri yukarı yönlü revize edildi. Neredeyse küçülmeyecek seviyesine geldi Avrupa Birliği'ndeki ana ülkeler. Bunun da pozitif etkilerini görüyoruz. Almanya borsası tarihi zirvelerini gördü. Fransa öyle, işte Danimarka öyle. Avrupa borsalarında ciddi yükseliş trendleri gördük. Uzak Doğu'da da aynı benzer şeyler oldu. Japonya borsası son yılların en yüksek seviyelerine yükseldi. Ya para piyasalar açısından dünyadaki büyük merkez bankalarının faiz arttırma trendi çok da etkili olmadı ve borsalar yukarı yönlü seyrini bu yıl sürdürdü. Bu da bize pozitif etki etti. Yani eğer oralarda ciddi bir sorun yaşasaydık bize bu kadar son iki aydaki giriş olmayacaktı diyebiliriz. Çekingen davranabilirlerdi. Bunun faydasını açıkça gördük. Şu anda da biz kendi yolumuza ilerlerken ekonomiyle ilgili beklentiler özellikle Eylül ayında yeni program açıklanacak Türkiye'de ve bu programın
ilerideki beklentileri Türkiye açısından cazibesini artıracaktır. Yabancı bankaların Türkiye ile ilgili yeni yeni hedefleri, revizeleri gelecektir. Bunun önümüzdeki süreci beklentisini borsanın şu anda önden fiyatladığını net olarak söyleyebiliriz. Artık enflasyonun da üzerinde çıkan ciddi bir rally yaşanmış durumda. Para girişi de bu yüzden beraberinde gelmeye devam ediyor. Ne zaman ki para girişi durur, bizde bir yavaşlama sinyalleri ortaya çıkıyor demektir ki onu şu an itibariyle hani erken olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa teknik analistlerin dediği gibi 6000'i kırınca 6500, 6500'i kırınca 7000, 7000'i kırınca 7500 ama bir türlü direnç gerçekleşmiyor. Borsa İstanbul sürekli yükselişini sürdürüyor. Bu işte ana unsur para trendi bozuyor gibi oluyor. Önümüzdeki dönemde de bu paranın girişi devam ettiği sürece Borsa İstanbul'un yönünü yukarı yönlü olarak bekleyebiliriz. Sektörler arasında çok da ayrışma açıkçası rakamlar bize göstermiyor. Hani şöyle söyleyebilirim. Mesela BIST 100 endeksi yılbaşından beri %36 artıda, sanayi endeksi %31 artıda, banka endeksi %32 artıda. Yani aslında genele yaygın bir yükseliş trendi net olarak gözüküyor. Ancak yılbaşından beri en çok kazandıran hisselere baktığımız zaman ulaştırma, işte hava yolları orada öne çıkıyor. Perakende ticaret öne çıkıyor. Otomotiv sektörü öne çıkıyor. Zaten bunlar yılbaşından beri gelen dataları sürekli yeni rekorlar kıran ve iyimser olan sektörlerdi. Orada hareketin hala sürdüğünü net olarak gözleyebiliyoruz. Artık 2023'ün sonlarına doğru kar satışları ve 2024'te baz etkisinden dolayı yavaşlamalar ortaya çıkacağı için 2024'te hava yolu ve otomotivcilerin o kadar iyi olmasını beklemeyebiliriz. Ama şu anda hala rüzgar arkadan geliyor ve yelkenleri şişirdi. O yüzden para kazanmaya devam edilebilir oralarda. Evet, burada tabii dediğiniz gibi önümüzdeki dönemde yani popüler şirketler ilk etapta yılbaşından bu yana çok konuşuyordu. Ardından endekste biraz daha geri kalanlara da böyle teveccüh olduğu görüldü. Malum enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın vermiş olduğu sinyaller ve önümüzdeki dönemde enflasyonun özellikle tabii Merkez Bankası'nın beklentisi 2024'ün ortasından sonra düşebileceğine dair beklentilerle birlikte burada Borsa İstanbul tarafında çeşitli tabii endekslere de alımlar geliyor dediğiniz gibi. Şimdi tabii takip edeceğiz devamını ama küresel taraftan bakınca mesela gelişen ülkelere para girişi olduğu görülüyor. Türkiye'de tabii politika değişikliği sonrasında dediğiniz gibi 2 ayda neredeyse 2 milyar dolara yakın bir para girişi var. Burada tabii bunun devamı ne kadar gelecektir? Bunu bir konuşmak isterim. Küresel taraftan bakınca nasıl gözüküyor? Yani çünkü para politikalarında sanki yavaş yavaş sonlara gelindi. Bugünkü işte fiyat hareketlerine baktığımız zaman mesela işte verileri takip ediyoruz vesaire. ABD'nin notu düşürülüyor. Nasıl görüyorsunuz? Evet, orada olağan dışı şeyler yaşanıyor. Amerika'da bu sene bankacılık sektöründen iki tane önemli fire verdiler. Hiç beklenmedik bir şeydi ama o dönemi bayağı başarılı atlattı Fed. Şimdi kredi notu da düşürüldü Fitch tarafından. Daha önce de bir kredi notu düşürülmüştü. Mükemmel notun bir kademe altına inmiş oldu iki tane kredi derecelendirme şirketinde. Bu görülmedik bir şeydi çünkü dünya ekonomisinin dinamosu Amerika ve orada ilginçtir Fitch'in bahanelerinde de önümüzdeki 3 yıl içerisinde farklı senaryolar gündeme geleceğini ve Amerika'nın bundan zarar göreceğini düşünüyor. Yani proaktif bir adım atıyor Fitch. Diyor ki sen 3 yıl içerisinde mali bozulma nedeniyle sorun yaşayacaksın. Borç yükünde buna önemli bir unsur olarak gözüküyor diyor. Bakacağız önümüzdeki 3 yılda ne olacak ama Fitch'in bu kadar proaktif olması ki 2008 yılındaki krizde, o mortgage krizlerinde bunlar arkadan geliyorlardı. Yani olay olduktan sonra kredi derecelendirme şirketlerinin notları düşürüyorlardı. Çok tenkit edilmişlerdi. Devir değişti, artık önden birçok hamlelerini yaptıklarını gözlemliyoruz. Şimdi Amerika'nın da bu notunu düşürmesi hemen tahvil faizlerinde de harekete yol açtı. Borsalar 2-3 gün negatif etkilendi. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bunun da etkileri gözükecektir. Ama hala da Amerika'nın güçlü hazinesinin olması sanki piyasaların bir miktar daha bu ralliyi sürdüreceğini öngörebilir. Ama bazı Amerikan kuruluşlarının bu rallinin de sonuna geldiğine dair izlenimleri dikkat çekiyor. Bunu da bir kenara not almakta fayda var. O günden beri, kredi notundan beri borsaların
özellikle Avrupa borsalarında etkilediğini gözlemliyoruz. Bir miktar negatif seyrettiğini, bizim pozitif ayrıştığımızı burada daha çok dikkat çekiyoruz. Bakalım ne olacak ama görünüm biraz yılbaşından beri o ciddi pozitif havanın yerine negatif havayı bıraktığı gibi gözleniyor. Bu haftaki enflasyon verisi burada eğer piyasanın sevmediği gibi gelirse o zaman biraz daha şartlar zorlanır gibi gelir. Evet, o da kritik bir veri olacak bu haftanın şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz Yunus Kaya. Görüşmek dileğiyle. Kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından da bakır fiyatlarını ve genel olarak emtia görünümünü konuşacağız. Evet, birazdan özellikle bakır üzerine konuşacağız. Erbakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci bizlerle olacağız ama öncesinde biz biraz emtia cephesine bakalım istedik. Hem bakıra da bakacağız ama Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Şimdi özellikle para arzı daralıyor dedik. Dolayısıyla emtia cephesinde o böyle işte geçen sene ya da ondan önceki sene gördüğümüz zirve seviyeler artık yok. Ama ne dersin, düşüş trendi de devam edebilir mi? Nasıl bir görünüm var? Şimdi emtialardaki ve genel olarak piyasadaki önümüzdeki döneme dair seyrin önünde duran iki tane engel var. Biri Çin büyümesinin beklentilerin altında gelmesi. Özellikle Çin'den gelen son PMI verilerine baktığımızda imalat tarafına özellikle orada beklentilerin altında olduğunu, ekonomik aktivitenin hala yavaş kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Birincisi Çin normalleşme sonrasında beklenilen büyümeyi gösterme ve oradaki talebin özellikle beklentilerin altında kalmış olması bir miktar etkili. Ama her bir emtia grubunun aslında işte burada özellikle birinci dereceden metallerden diğer taraftan işte tarım emtialarına kadar her birinin farklı farklı hikayeleri var. Onları değineceğiz birazdan. Şimdi baktığımızda özellikle diğer etki eden etmenlerden biri de para arzı. Özellikle emtiaların geneline baktığımızda 1999'dan hatta belki daha öncesinden bu yana baktığımızda para arzı arzının emtialar üzerindeki, emtia fiyatları üzerindeki etkisini ekrandaki de, grafikten de görebiliyoruz. Özellikle mavi ile görmüş olduğumuz M2 para arzı Amerika'da, sarıyla görmüş olduğumuz altın fiyatları, diğeri de Bloomberg Spot MTA Endeksi aslında. Spot MTA Endeksinin içerisinde biliyorsun birçok birden çok MTA grubu yer almakta. Burada aslında buradaki fiyatlardaki artış özellikle para arzının artıyor olmasından sonra ve diğer kendi içlerinde örneğin enerji tarafına baktığında Rusya-Ukrayna savaşı, tahıllar tarafına baktığında örneğin tarım emtiaları tarafına baktığında özellikle işte belirlenen bu tahıl koridoru anlaşması yapıldığında belirlenen emtialar, bu mısır, soya fasulyesi, buğday gibi özellikle buğday. Bunlar da işte etkilenen ne oldu? Tarım tahıl koridorunun bitiyor olması oldu. Her birinin farklı farklı hikayeleri var. Diğer taraftan diğerlerine de değineceğiz. Kahveden kakaoya her birine değineceğiz. Ama buradaki birinci etki önümüzdeki dönemde bu merkez bankalarının parasal sıkılaşmalarının artık hani nihai noktaya geliniyor olsa bile para arzındaki o daralma önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu fiyatlar üzerindeki etkiler birincisi. Şimdi kalem kalem gidelim. Özellikle pandemi öncesindeki düşük seviyelere gelecek mi? Hatta onun altına inecek mi gibi beklentiler de var. Evet, hani bu para arzındaki daralma devam ederse ki ekonomiler onu ne kadar kaldırabilecek? Piyasadan likitte çekildiğinde hangi sektörlerden sorunlar yaşanacak? Bunları bilmiyoruz. İşte bu para arzı ilk daralmaya başladığında biliyorsun bankacılık sektörü ilk darbeyi almıştı. Orada özellikle krediler tarafına baktığımızda batık kredilerin artıyor olduğu ve likidite çekilmesinin özellikle bankalar tarafında, küçük orta bilimli bankalar tarafında olumsuz etki yarattığını görmüştük. Bunlar önümüzdeki dönemde para arzının azalıyor olması risk yaratmaya devam edecek. Şimdi burada özellikle bakır tarafından bahsettim. Bakır tarafına biraz değinelim. Burada Çin bir miktar etkili olduğunu görüyoruz ama Çin dışında bakır stokları da kritik seviyelere yaklaşmış durumda. Goldman tarafından hazırlanan bir bilgi notu vardı. Orada da şuna dikkat çekmişler aslında. Arz sıkıntılarının yanında fiyat yönünü belirleme açısından düşük talebin yerini alabileceğini, yani önümüzdeki dönemde bir tarafta arz sıkıntısı var, diğer tarafta düşük talep var. Bu her ne kadar birbirini dengeleyecek olsa da Çin'in şu anda rafine metal stoklarının talebi karşılama açısından
oranı geçtiğimiz süreye kıyasla örneğin geçen yıl ortalama 8 günlük kullanımı karşılayabiliyormuş. Şu anda 4 güne inmiş. Yani yarı yarıya talebi karşılayabiliyor şu anda. Talep düşmüş olsa bile düşen taleple birlikte arz o kadar azalmış ki şu anki talebiniz hemen hemen yarı yarıya karşılayabiliyor şu anki talebi. Bu önümüzdeki dönemde de arzdaki düşüş önemli olmaya devam edecek. Bu da tabii şimdi geçen haftaya baktığımda özellikle bakırın %2.1 düştüğünü görüyorum. Kurşun tarafında yaklaşık %1.5'a yakın bir düşüş var. Nikel tarafında %5 oranında düşüş olduğunu görmekteyiz. Çinko'da bir miktar artış vardı. PMI'lerden bahsettik aslında. Çin tarafına baktığımızda en son gelen imalat PMI tarafında 49.2'ye gerilediğini gördük. Ve 4 aydır üst üste daralma bölgesinde Çin'in imalat sanayiyi. Burada özellikle baktığımızda şimdi Şili'de yer alan bakır madenciliği gerçekleştiren şirketlerin genel olarak baktığımızda üretimlerinde de örneğin burada Şili İstatistik Kurumu'nun vermiş olduğu bir rakam var. Haziran ayında normal bakır üretiminin bir önceki yıla göre %0.9 gerilediğini açıklamışlar ki sadece Şili tarafında değil diğer bölgelerde de üretimin azalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki hem veriler hem de üretim tahminlerinin düşürülüyor olması, beklentilerin azalıyor olması bunlar bir miktar fiyatları aşağıya çeken etkenlerden. Şimdi özellikle tarım tarafından da bahsettik az önce. Tarım tarafına baktığımızda pirinci konuşabiliriz örneğin. Burada tabii ki Rusya'dan etkilenen soya fasulyesi, mısır, buğday bunları konuşacağız. Bugün ama özellikle değil mi? Buğdayda aynen, ciddi bir buğday tarafında var. Örneğin kayıplar %10'u aşmış durumda. Burada işte %10.1 buğdayda var geçen hafta satışlar. Mısır 6.2'ye düşmüş. Soya 3.7'ye düşmüş. Burada tabii ki hem Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini bir miktar görmekteyiz. Hem de üretimin bir miktar daha azalacağı beklentileri fiyatlar üzerinde olumsuz gerilimin tırmanması ve işte en son biliyorsun Rusya'da geminin vurulması söz konusu olmuştu. Putin'in açıklamalarıyla işte tahıl koridorunu uzatmayacağına yönelik açıklamalar. Burada soya tarafında örneğin Brezilya'da ihracatın Temmuz ayında yıllık bazda %32 artarak 9.9 milyon tona ulaştığını açıklamıştı. Hem soya tarafında örneğin üretim artıyor işte. Hava koşullarının soya üretimine katkı sağlıyor olması, diğer taraftan arz endişelerinin azalması bunlar fiyatların artmasına neden olurken mesela burada buğdaydaki kayıplar Rusya'dan geldi. En büyük biliyorsun üreticilerden biri. Diğer taraftan işte emtia tarafına baktığımızda orada Suudi Arabistan ve Rusya'dan gelecek, Eylül ayına kadar gelecek bu üretim kısıntı devam edeceği açıklamaları petrol tarafında etkili oldu. Orada da özellikle Amerika'da en büyük kaya petrolü biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde de hatta geçtiğimiz yıllarda da söz konusu olmuştu. Kaya petrolü tarafında sondaj teknikleri tarafında artık maliyetlerin düşürülüyor olması ve üretimin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha da hızlanmış olması kuyulardaki performansların artırılmasına neden olmuş. Teknikler iyileştirildikçe çünkü kuyu performansları iyileştirilmiş. Bu bir miktar Amerika için o talebinin bir miktarını karşılıyor görünüyor ama dünyanın geneline baktığında özellikle işte petrol fiyatları bugün baktığımızda 80 doların üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor bu haberler sonrasında. Orada da Rusya ile Suudi Arabistan'da kesintiler tarafının devam ediyor olması söz konusu. Kahve arzı ile ilgili Brezilya'dan açıklamalar vardı biliyorsun. Vietnam'da kahve ihracatının düştüğünü haberleri geldi. Orada ihracatın düşüyor olması kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bu da bir miktar fiyatlar üzerinde etkili oldu. Diğer taraftan diğer emtialara bakıyorum. Diğer emtialara baktığımızda genel olarak burada diğer hani emtialardan aslında hani bakınca herhalde gıda tarafındakiler ayrışma göstermeyi belki de sürdürecek değil mi? Evet yani, özellikle küresel, hem iklim değişikliği evet, hem işte küresel ısınma diğer taraftan şeyler tarafına baktığımızda işte bu buğday gibi, tabii, soya gibi, mısır gibi bunlar hani tamamen bölgesel arz kısıntılarının yaşanıyor olması, üretim tahminlerinin düşürülmüş olması bu küresel çünkü iklim değişikliğinden kaynaklı mevcut şartlarda üretim o
daha fazla ısı nedeniyle üretim gerçekleştirilemiyor. Bu da tabii ki bir miktar özellikle talebin aynı seviyede ya da daha yüksek olduğu varsayımında üretimin azalmış olması fiyatları tabii ki arzın talebi karşılayamaması sonrası fiyatları yukarıya çekiyor. Enerjiler tarafında teknik olarak işte baktığımızda Çin tarafından gelen veriler bir miktar etkili ama diğer taraftan da baktığında para arzında kısılıyor olması önümüzdeki dönemde de emtialar tarafında aşağı yönde bir miktar baskı uygulamaya devam edecek gibi görünüyor Gözde. Evet, hepsini yakından takip edeceğiz. Tuğba, çok teşekkür ederiz. Teşekkürler kapsamlı Gözde. Değerlendirme için diyeyim. Şimdi bakır tarafında özellikle hem içeride ve dışarıda gelişmeleri soralım. Erbakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi tabii küresel tarafta önce onu sorayım. Görünüm, Tuğba tabii teknik olarak anlattı tüm gelişmeleri. Üretici olarak nasıl, size soralım, ne dersiniz? Valla şimdi her şeyden önce tabii ana metal bakır. Yani bakır çok karakter bir metal. Dolayısıyla Londra Metal Borsası'nı ve dünya borsalarını hem parayla birlikte, dolarla birlikte yani devamlı etkileyen bir sektör, bakır sektörü. Tabii biz de onun içerisindeyiz. Yani bakırla yaşamak çok zor Gözde Hanım. Şimdi tabii yani açıklanan bütün emtialar ve dünyanın hali görülüyor ki dünya karışık. Yani çok karışık. Şimdi bakır denildiğinde tabii ki her şeyden önce dünyanın ürettiği bir bakır var. Ve bu bakır öyle diğer üretilen metallar gibi yani %10, %5 artmıyor yılda. Dolayısıyla çok düşük rakamlarda artıyor. Ve özellikle de iktidai üretimler eğer bakır fiyatı yani 9.000 civarında, 9.000 dolar civarında olursa çalışıyor. Diğer taraftan üretimde maliyetlerini etkilediği için çalışmıyor. Şimdi bütün bunlardan sonra Çin'in en büyük bakır tüketicisi olduğu göz önüne alındığında en önemli faktör Çin'in kullandığı bakır agresif olması veya olmaması durumu var. Yani Çin baktığımızda bu ay verilerin içerisinde PMI endeksinde evet, 50'nin altına düştü. Yani 48-49'larda seyrettiği bir PMI endeksi var. Dolayısıyla Çin'de işler çok iyi değil. Dolayısıyla, yani Çin'de en büyük alıcı olduğu için neticede en önemli tabii en büyük faktör o. Yani bakırda etkiliyor. En büyük faktör o. Çin eğer agresif bir alımlara girerse zaten dünyadaki stoklar, bakır stokları konuşmamın başında söylediğim gibi hani pamuk gibi yani hatta iplik gibi hatta diğer bazı ürünler gibi hadi ver gelsin alalım yok böyle bir şey. Yani dünyada bakır üretimi belli ve bu bakır tüketimi de aşağı yukarı hem dünyada ülkeler bazında belli. Herkes ne kullanacağını biliyor. Biz bile şirketler olarak yılda kullanacağımız bakırı biliriz. Ülkemizdeki bakır tüketimini de rahatlıkla hesap ederiz. Bunun öyle %10, %20 artı eksisi olmaz. Ama çok büyük bir ekonomik sıkıntı olur. Bütün fabrikalar durur, üretimler durur. O zaman bakır tüketimi de hafifler. Çünkü bakır alımı da satımı da ilginç bir metaldir. Yıl içerisinde pek fazla hareket görmez. Herkes yıl bazında alacağını, satacağını bilir. Dolayısıyla bugün yani dünyadaki bakır fiyatının gördüğümüz gibi 8.500 hatta 8.200 ila 8.600 dolar civarında ton olarak seyrettiğini görüyoruz. Ve bu da demin de ifade ettiğim gibi en büyük faktör Çin'in arz ve talebi. Dolayısıyla diğer faktörler tabii var. Yani dünyanın en büyük bakır üreticisi demin de ifade edildiği gibi Şili. Eğer Şili'de yani bir işçi hareketi veyahut da üretimde bir takım dengesizlikler ve aksaklıklar söz konusu olursa bu fiyatlar beklemediğimiz şekilde aniden dalgalanır. Ama bugünlerde yani gördüğümüz aşağı yukarı yılbaşından beri gördüğümüz bir hareket 8.000 ila 8.600 bazında
hareket ettiğidir. Yani biz bu daha büyük bir hareket şahsen beklemiyoruz. Evet, yani yukarı yönlü aşırı bir hareket beklentiniz yok bu anlamda, hani özellikle Çin'deki arz talep dengesi anlamında baktığınızda evet belki Çin'de bir yavaşlama var ama arz tarafında da bir miktar zaten sıkıntı olduğu burada konuşuluyor. Yani Goldman'ın özellikle beklentileri ya da tahminleri işte bu şekilde. İçeriye nasıl yansıyor? İçeride çünkü A'dan Z'ye pek çok her şeyi etkileyen unsurdur. Bakır çok kullanılan bir metal. Nasıl görünüyor? Bakırın üretimi mi? İçeride hem bakır üretimi hem bakır... Türkiye'de şimdi, Türkiye'de şöyle, Gözde Hanım, onu da çok klasik rakamlarla vereyim. Lütfen. Aşağı yukarıda Türkiye'de bakır tüketimi, neresinden bakarsanız yani 350 ile maksimum 400 bin ton yıldır. Ama bakır üretimi ise bunun ancak %10'u kadardır. Yani 30-40 bin ton bakır üretiliyor. Ama şimdi yeni yeni madenler çıkarılıyor. Yeni yeni madenler üzerinde uğraşılıyor. Yani bugünlere gelindiğinde yani şu anda hali hazırda yani Türkiye ancak tükettiği bakırın maksimum %10 belki %15'e kadarını kendi kaynaklarından üretebiliyor. Dolayısıyla bu nedenle bakır tamamen ithal edilmesi gereken bir ürün ve de çok stratejik bir ürün takdir edersiniz. Yani bakırın kendisinden sonra gelen özellikle kablo sektörü ve özellikle iletişim sektörü tamamen bakıra bağlı. Eğer bakırda bir dalgalanma veya bakırda bir aksaklık olursa bununla birlikte inşaat sektöründen tutunuz otomobil sektörüne kadar, hatta beyaz eşya sektörüne kadar, hatta bir takım motor alımlarına, satımlarına kadar bütün piyasa adeta dalgalanır. Onun için bakır yani ülkemizin en stratejik ürünüdür ama maalesef gördüğümüz ve ifade ettiğim gibi neresinden bakarsanız %90'ı yurt dışından ithal ile ikame edilen bir metal. Temenni ediyoruz ki ve bu çalışmalar da var. Gelecek yıllarda hiç olmazsa bu rakam %20'lere, %25'lere eğer ülke bazında üretebilirsek büyük bir katma değer yaratır ve bu kadar da ithalattan vazgeçeriz. Ama ithal edilen bakırın da bakır fabrikaları, iki tane bakır fabrikası var zaten. Dolayısıyla bunlar marifetiyle nereden bakarsanız bakın ithal edilen bakırın %50'si, %60'ı da ihraç ediliyor. Çünkü Türkiye'deki bakır sektörü özellikle çok teknik ve yani katma değeri yüksek ürünleri dünyaya üreten ve bayağı inovasyonun içerisinde olan bir sektör. Dolayısıyla gerek Avrupa pazarına gerekse Amerika pazarına ürettiği ürünlerle yani ciddi iddialı bir üretim merkezidir Türkiye. Dolayısıyla hem iç piyasayı hem de Avrupa piyasasında etkili bir bakır ticaretini, bakır üretimini Türkiye bakır sektörü olarak götürmekte. İhracat tarafında özellikle bir katma değer yaratan bir firma. Evet, ihracat tarafında özellikle peki söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Burada bakır ihracatı tarafında katma değerli ürünlerden bahsettiniz. Tabii yani Avrupa pazarından bahsettiniz. Yavaşlama sizi nasıl etkiliyor? Özellikle bakır sektörünün katma değeri yüksek ürünlerde, özellikle alaşımlı ürünlerde Türkiye son zamanlarda dünyanın ve özellikle Avrupa'nın güneş enerjisine bağımlı hale gelmesi ve güneş enerjisi üzerindeki yatırımlarını artırması nedeniyle Türkiye'deki bakır fabrikaları bu güneş enerjisi üreten işletmelere, fabrikalara bununla ilgili iletişimle ilgili önemli ürünler destek veriyor ve bu ise önemli bir katma değeri, yani alaşımlı bakırlar dediğimiz alüminyumlu, manezyumlu bakırlar bunlar. Dolayısıyla piyasada önemli yani yer tutuyor. Ve bu bakımdan Türkiye'deki katma değeri yüksek ürünlerin özellikle yurt dışına satılması neticesinde Türkiye'de bakır sektörü önemli
bir ihracat merkezidir. Yani aşağıya bak, neresinden bakarsanız Türkiye'de yani ithal ettiği bakırın %60, %70'ini ihraç eder vaziyettedir. Yani daha çok katma değeri yüksek ürünlerle. Yani dolayısıyla değer yaratan bir işletmedir bakır sektörü özellikle. Evet, önümüzdeki dönemde de tabii özellikle döviz girdisi anlamında desteklenmesi gereken sektörlerden biri. Sektörler içerisinde de. Mesela otomotiv sektörü de hakeza Gözde Hanım yani bunun içerisindedir. Otomotiv sektörü de dolayısıyla yapılan sistemler gereği tamamen özel bakırlarla bu iletişimlerini kurabilirler. Dolayısıyla bu da çok özel ince bakırlardır. Hatta yani yurt dışındaki bazı yani uçak sanayine, uzay sanayine de bu ülkemizden biz bakırlar göndermekte devam ediyoruz ki bunların katma değerleri takdir edersiniz ki çok özel ve çok önemli olduğu için çok büyük. Evet. Müjdat Bey çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için kolaylıklar diliyorum. Hazinenin 2 yıl tahvil ihalesi de gerçekleşti. Net satış 260.5 milyon TL oldu. Bileşik faizde %18.28 oldu. Özellikle tabii bakırı detaylı bir şekilde az önce konuştuk. Çünkü Goldman Sachs'ın yorumları da önemliydi. Bir kez daha hatırlatarak veda edelim efendim. Hoşçakalın. Goldman Sachs Grup, Çin'in rafine metal stoklarının talebi karşılama açısından rekor düşük seviyede olduğunu ve geçen yıl ortalama 8 günlük kullanıma kıyasla yalnızca 4 günlük kullanıma karşılık geldiğini söyledi. Goldman bu seviyeleri aşırı olarak nitelendirdi ve çıkarılan bakır arzındaki keskin düşüşün durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi. Küresel bakır stoklarının büyük bölümü Çin'de bulunuyor. Shanghai Futures Exchange verilerine göre haftalık bakır stokları Cuma günü %15 düştü ve mevsimsel ortalamanın keskin bir şekilde altında kaldı. Çin yönetimi son dönemde ekonomik büyümeyi canlandırma vaadinde bulunmuş, bakır fiyatları bir miktar yükselmişti.